Kamuoyunun tepkisini çeken hizmete yönelik kumpas planı yargıya taşındı. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, 30 ilin emniyetine gönderilen fişleme talimatı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Talimatın hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Albayrak, sorumluların cezalandırılmalarını talep etti. Son dönemlerde ilan edilmemiş bir olağanüstü hal rejimi yaşanmakta ve neredeyse hukuk yasalara göre değil de şahısların inisiyatifine göre uygulanmakta. Hizmete kumpas planı yargıya taşındı. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, 30 ilin emniyetine gönderilen skandal talimatla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hukuksuz emri veren, uygulayan... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi'nin yazdığı talimatta, hizmet hareketi terör örgütü gibi gösterilmiş, hizmetle bağlantılı kişi ve kurumların fişlenmesi istenmişti. Yasalara göre kurulduğu belli olan okullar, dershaneler, şirketler, marketler zinciri, bunlarla ilgili bir fişleme yapılması ve bunları terör örgütü kapsamına sokulması için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Somut delile dayanmayan suçlamalar ve cadı avı üzerine avukat Albayrak, Ankara Adliyesi'ne geldi ve kanunsuz emrin uygulanması halinde suç işleneceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Suç duyurusunda bulunanlar arasında hukuka aykırı emri hazırlayan Terörle Mücadele Daire Başkanı'nın yanı sıra emri onay veren Emniyet Genel Müdürü ile suç uyduran, iftira atan, yalan tanıklık yapan ve görevini kötüye kullanan sorumlular var. Hukuka aykırı olan, kanunsuz emir niteliğinde olan bu emri uygulamaktan vazgeçilmesi, geri alınması, bugüne kadar bu emirle ilgili yapılan bir işlem varsa... Bu işlemi yapan sorumlularla ilgili de gerekli ceza işlemi yapılmasını talep ettik. Avukat Albayrak ayrıca soruşturmayı yürüten savcı hakkında da disiplin ve adli soruşturma talebiyle HSYK'ya başvurdu. Ayrıca emrin yerine getirilmemesi için 30 ilin valilik ve emniyetine de başvuru yapıldı. Eğer böyle bir davranışın...